Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Doğan Holding'i inceleyeceğiz. Doğan'da son durum ne? Alınır mı? Uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Fiyat grafiğine bakıldığında şöyle biraz daha geriye gittiğimiz 2022 yılının başlarında 2 lira 3 lirasına fiyatlanırken devamında güzel bir trend oluştuğunu, yukarı yönlü hareketini dik bir açıda sürdürdüğünü ve 11.79 seviyesine kadar çıktığını görüyoruz. Ardından klasik bir kar satışı ve düzeltme hareketi. Fiyat 11.79'dan 7.74'e kadar çekilmiş. Burada hemen şöyle göstereyim. Yanlışı seçtik. Şurada görüldüğü gibi düşen trendi kırmasıyla birlikte çok güzel bir şekilde yukarı yönlü bir düzeltme hareketi gerçekleştirmiş. Yani bu düşüşün bir tepkisini gerçekleştirmiş. Ardından 10.70 seviyesinden de geri çekilerek düşüşlerini 7.74 seviyesine kadar sürdürmüş. Şunu kaldıralım. Görüntümüz temizlensin. Burada zaten net görüntü oluşmuş. Artık burası 10.70 pardon. 7.74 deste önemli bir nokta oluşmuş ki fiyat da zaten bu seviyenin altına düşmemiş. Fiyat her ne kadar yukarı yönlü hareketlerle devam etse de alçalan şekli ilerleyen bir üçgen hareketine dönüşmüş. Fiyat buraya her seferi geldiğinde yani 7.74 desteğine geri çekildiğinde buralardan hep tek almış. En son yine düşüşlerde de yine bu fiyatlardan dönüş gerçekleşmiş. Artık burada üçlü dip diye en son fiyat hareketlerine bakıldığında bir formasyon oluşmuş. En son 26 Mayıs'ta da görüldüğü gibi buradan yine alımlarla birlikte doğalda şu anda 8.73 seviyesine doğru bir yükseliş gerçekleştiğini görüyoruz. Bugün de %6'nın üstünde bir yükseliş kaydetmiş durumda. Şu anki görüntü itibariyle arkadaşlar net bir şekilde düşüş trende olduğunu Görüyoruz ki ancak burada oluşan alımlarla birlikte emaların üstünde kalması pozitif olduğundan dolayı kısa vadede arkadaşlar bu düşüş trendini kırabilirse o zaman yukarı yönlü yani 10.70, 11.79 seviyesine doğru yükselişler görmemiz mümkün olacak. Yani burada kısa vadeli trade etmek isteyen arkadaşlar burada bir kar satışı olması durumunda 8.44 ve olası bir olumsuz durumun gerçekleşmesine tekrar geri çekilmesi durumunda da 7.70, 7.80 seviyesinden uzun vadeli isterlerse alım gerçekleştirebilir. Kısacılarda olası kar satışlar ile beraber dediğim gibi 8 seviyesinin üstünden alım gerçekleştirip burada hemen şöyle bunu da işaretleyelim. Direnin kırılması için bize bir teyit verecek olan 9.30 direnci şöyle 9.33 direncin geçirmesiyle birlikte beklemeleri iyi olacaktır. Yani kısacılar buradan alım yaparlarsa 8 seviyesinin üstünden 8.30-8.40 seviyesinin üstünden alım gerçekleştirirse 9.33'ü takip etmeli ki 9.33 kırılırsa düşüş trendimiz de kırılacaktır. Aynı burada olduğu gibi arkadaşlar düşüş trendi kırılırsa da yukarı yönlü tepki hareketi görmemiz mümkün olacak. 9.33'ün üstünde de beklemeniz iyi olacaktır. Özellikle ve uzun vadeli tutmak isteyen arkadaşlar 10.72 11.79 bölgesinden satış gerçekleştirebilir ki 9.30'un üstünde 10.72 burada daha önce bir satış baskısı oluştuğu için buraları takip etmeniz iyi olacak. Buralardan satış gelmesi mümkün. Fiyat tekrardan tren çizgisine doğru geri çekilebilir. Yani 10.70'den yapılan satışlarla tekrardan 9.97 10 seviyesine doğru bir geri çekilme görmemiz mümkün olabilir. Onun için isterseniz buradan satış yaparsınız. Direncin geçirip geçirmediğini takip ederseniz zaten direnç geçirilirse arkadaşlar 11.79 yani en son zirvesi hedef olacaktır. En son zirvesinin üstündeki günlük kapanışlarda bizi yeni bir bant hareketine götürecek. Bu bant hareketi de direnç çizgisi takip edildiğine direnç çizgisi üst noktası yani direnç olarak takip edilmiş seviyeler 14 ve üstü seviyeler olarak karşımıza çıkıyor. Doğalda teknik görüntü bu şekilde arkadaşlar. Güzel iştirakları olan bir firma aslında. İlk çeyrek bilançosu da çok ilgi denilemez. Ancak kasasında da 5 milyar üstünde nakit para olması olumsuz durumlara göre de şirketi iyi bir konumda bize sunuyor. Şu anda da görüntü dediğim gibi net bir düşüş trendi. Düşüş trendini kırabilirse yükseliş hareketi başlayacaktır ki düşüş trendini kırması için de 933 direncini geçmesi gerekiyor. İsteyen trade eden arkadaşlar isterlerse risk alıp buranın geçeceğini düşünerek alım gerçekleştirir ve 10.72'den bir miktar satış geç, satış yapabilir. Pardon. Satış yapmayan arkadaşlar da 11.79'un üstündeki fiyatlamaları takip etmelidir. Bunun üstündeki günlük kapanışlarda trend çizgisinin üst noktasına doğru 14 14, 20 seviyelerine doğru yükseliş görmemiz uzun vadede mümkün gözüküyor teknik olarak. Doğal tarafı bu şekilde arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.